Saat 08.30 günlerden pazartesi. Giresun Espiye'deyim. Kahvaltı yaptıktan sonra devam edeceğim mi etmeyeceğim mi? Bunun neticesini hava durumu belirleyecek. Önümüzde birkaç gün yağış gösteriyor. Zabıtalar geldiler. Aracı buradan çekin dedi. Parka çektiği için araçları. Araçları çıkartın dediler buradan. Zabıtalar. Bakalım bugün ne yapacağız? Devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bir kahvaltı yapayım. Havanın durumu malum. Her an yağacak gibi duruyor yani. Olmadı bir gece daha kalırız ya. Buralarda yakın bir yerde market var mı acaba? Sanırım vardır. Ekmek alsam yeter ya. Kahvaltılık yerim. Peynir zeytin yerim yine olur yani. Bir gün idare ederiz, ne olacak hani. Akşam romanlar geldi işte. Bayağı kalabalık bir aile. Dedi çay suyu koyma, biz çay içeceğiz, çay hazırlıyoruz. Ekmek de var, her şey var. Beraber kahvaltı yaparız dedi ama. Dedim ben kahvaltımı yaparım. Ama çay alırım dedi. Saat 10, kahvaltıyı yaptım. Hava da düzeldi. Gideceğim yön açık. Kümet yerlisine çıkacağız buradan. 70-80 kilometre yolum kaldı kabataslak. Tam olarak ne kadar kaldı bilmiyorum. Giresun merkezdeyim. Alışveriş yaptım. Buradan Kümet Yaylası'na doğru devam ediyorum. İşin en zor kısmını hallettim. Alışveriş bitti. Dereli'ye geldik arkadaşlar. Daha önceki gelişimde yağmurlu, hava soğuk, öyle bir durumda gelmiştim. Şu an güneşli bir hava var, çok şükür. Şebinkarahisar, Sivas tarafına devam edeceğiz oradan sonra da. Sonunda Kümbet Yaylası'na geldim. Motosikleti bıraktığım noktada daha önce kahvaltı yapmıştım. Manzaraya karşı. Çok güzel bir manzarası var. Yarın ya da yarından sonra yine aynı noktada kahvaltı yapabilirim. Eskileri anmak güzel oluyor. Tabi hava müsaade ederse. Önümüzdeki birkaç gün yağış gösteriyor. Bakalım. Şu manzaraya karşı yine bir kahvaltı yapabiliriz. Şu yukarılarda bir yerde kamp atmayı düşünüyorum. Tam parmağımın hizasında ufak bir boş bir alan var. Karavan var sanırım orada. Bir de çadır kurulmuş.
Ben de o bölgeye gitmeyi düşünüyordum. Baktım çadır var. Belki oralarda bir yerde kalabilirim. Yaban hayatın içerisindeyiz. Ayı ya da domuz gelme ihtimali tabii ki var. Her zamanki gibi. Yola yakın bir bölgede kurmayı düşünüyorum. Çok fazla içerilere girmeyeceğim. Aynı şuradaki çadırın olduğu gibi yakın bölgelerde çadır kuracağım. Bu bölgede kamp yapmayı düşünüyorum ama maalesef Türkiye'nin her yeri böyle. Pislik içerisinde. Bu kadar güzel yerlerin içine ediyorsunuz ya. Helal olsun size ya. Her yerde ateş yakılmış. O kadar pis ki. Biraz keşif yapmam lazım. Şurada bir yapı görüyor musunuz? Bak, şurada bir yapı var ya. Onun arkasında böyle ufak bir alan var. Hiç kimsenin görmediği bir temiz bir bölge. Manzarayı da görüyor. Belki oraya kurabilirim. Bak, adamlar buraya 6 tane konteyner koymuş. İçerisi pislikten geçilmiyor. Şu an dediğim noktadayım. Hemen bu yapının, burada kesimhane varmış. Kesimhanenin hemen önündeyiz. Güzel bir nokta, temiz. Hiçbir şekilde kirletilmemiş çok şükür. Güzel bir manzarası var. Beni rahatsız eden kimse de olmaz bu noktada. Hani yukarısı pislikten geçilmiyor. Bazı lanet insanlar ormanların içerine kadar her tarafı pisletmişler. Orada çok konteynerları var. Onun içerisine atmak yerine ormanın içerisine atıyorlar. Kampı kurdum. Sis bastırdı. Saat bu arada 2:30. Yukarıda olsaydım manzarası da güzeldi ama çok kirli ve bir sürü araç geldi. Ben de oradan çıktım, ayrıldım, buraya geldim. Çok da iyi ettim yani. Hem temiz bir nokta hem de manzarası güzel. Aynı zamanda sakin. Saat 4'e 10 geçiyor. Kümbet Yaylası'nda akşam yemeği yiyeceğim. Akşam yemeğinde söylemesi ayıp olmazsa bu var. Neyse, reklam olmasın, göstermeyeyim. Abi işte köfteden var. Bunu 2 porsiyon yapacağım. 2 defa yerim ben bunu. Ekmek arası yaparım. Arasına domates de keserim, koyarım. Ayran da var. Kola da var. Çok şükür hepsi var yani. Çadırın renginden dolayı kıpkırmızı oldum. Dışarı çıkamıyorum. Dışarıda sis var ve hafiften insanın üstüne yağıyor. Mecburen çadırın içerisinde yapacağım. Şu bölge var ya, şurası. Şurası çok iyi yani. Bagaj alanı olduğu için burada tüpü yakıyorum. Çayımı da yapıyorum. Kızartmamı da yapıyorum. Böyle bu şekilde burayı kullanıyoruz. Bu benim yağ şişem. Bunu evde doldurmuştum. Bitirdim. Ondan sonra Ayder'den inerken bir lokantaya uğradım. Ondan rica ettim. Ağzına kadar doldurdum. Borcum var mı diye sordum. Dedi ki yok, önemli değil. Para almadı benden. Sağ olsun. Tekrar boşaldı. Bugün gelirken bir lokantadan tekrar istedim. Yarısına kadar doldurdum. Fazla istemedim. Yani parasını verir, sıkıntı değil. Maksat yer kaplamasın. O 1 litrelikleri taşıyamıyorum. Ondan dolayı bunu aldım. Çok da fazla yağ kullanmadığım için lazım olmuyor, yer kaplamasın diye. Şimdi zaten buradan sonra köye geçeceğim. Bir kere de evde doldururum. Belki büyük şişe alırım. Onu doldururum. O da bir şekilde bana yeter yani. Turda bozulacak yiyeceklerinizi çantanın altına koyarsanız daha iyi olur.
altta daha az etkileniyor sıcaktan. Daha serin kalıyor. Bunu ben turda fark ettim. Böyle devam ediyorum. Yanına mesela çeşmeden su doldurup yanına da iliştirebilirsiniz. Böylece daha soğuk kalmasını sağlayabilirsiniz. Bir nebze daha faydası olur yani. Benim tüp de bitmek üzere, az kaldı. Yedeği var da bu bitene kadar devam. Böyle kapalı alanda kullanırsanız daha uzun süre gidiyor. Açık alanda kesinlikle verim alamazsınız yani. Etrafına bir şey koymanız lazım. Bir tane paravan yapacaksınız ya da benim gibi çadırın içerisinde yapacaksınız. Biraz tehlikeli oluyor. Başından ayrılmayacaksınız. Ama daha verimli olur yani. Saat 6 oldu. Ne yaramazlık yapıyorsunuz lan? Heh? Ne yaramazlık yapıyorsunuz burada? Kimseye karışmayın bakayım. Gel bakayım, gel. Ufaklık. Gel. Selam arkadaşlar. Umarım 55. gün videosunu beğenmişsinizdir. Baktım video kısa, biraz daha ekleme yapayım dedim. Hem güncel bir video paylaşmak istedim. Şu an Muğla Dalaman'dan sonra Marmaris. Marmaris'ten sonra Çandır. Çandır'dan sonra Bodrum'a doğru devam ediyorum. Herkesin dediği gibi hayat bana güzel. Öyle değil arkadaşlar. Hayat herkese güzel. Yeter ki yaşamasını bil. Bodrum sağa mı dönüyor? Beni karşılamaya gelmişler. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hani benim çiçeklerim? İnsan çiçekle karşılar. Buradan önce sahilde kaldım. Hiç kimse yoktu. Tek başıma. Valla sessiz sakin, bir de denize girdim. Mükemmeldi. Çok güzel yerlere denk geliyorum. Burada incir var mı lan? Ben de incir delisiyim yani. İncir arıyorum sürekli. Kolay gelsin teyze. Teyze bir gülüyor, bir sırıtıyor. Bazısı da beni yabancı zannediyor. Hello, hello. Ben de hello. Burada incir var mı? Yok. Biraz önce incir yiyecektim bir yerde. Şöyle bir bakındım. Tarlada biri vardı. Yiyebilirsin dedi. Ondan sonra bir U dönüş yaptım, geldim incirin yanına, baktım kurtlar içinden geçmişler yani incirin. Yemedim. Yola devam ediyoruz. Belki bir yerde daha denk gelirim. Genel itibariyle turumla ilgili çok şükür büyük bir sıkıntım yok. Şu ana kadar çok güzel gidiyor tur ve turumuzun da sonlarına gelmek üzereyiz. Üzülüyorum. Yaklaşık 79 gün oldu. Ben 79 gün daha tur yapsam yorulmam diye düşünüyorum. Şu an Ege'de tam sezonundayım. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Mükemmel bir hava var. Videoları elimden geldiği kadar itina göstermeye çalışıyorum ama
İşte her gün video yayınlayınca çok fazla üzerinde duramıyorum. O yüzden hatalarımız, kusurlarımız olursa affedin, yapacak bir şey yok. Ben daha önceki editlediklerimi bir daha editlemek zorunda kalıyorum. Çünkü o zaman editlediğim zaman çok fazla vaktim olmuyordu ve sadece toparlayıp çıktı alıyordum. Şimdi onların bir daha editlenmesi gerekiyor. Mecburen onlarla uğraşıyorum. Hatalar oluyor videoda. Onları düzeltiyorum. İşte ikinci kez bir daha uğraşıyorum. Bir de günlük videolarla da ekstradan uğraşıyorum. İşte videolarla her gün boğuşuyoruz. Aslında bir ara vermek istiyorum videoları ama işte aynı zamanda anı biriktiriyoruz burada. Sizler de izleyin diye her gün çekim yapıyorum. Aslında böyle birkaç gün kendime izin vermem lazım. Dinlenmem gerekiyor. Video konusunda çok yoruluyorum yani. Bu da benim bir işim gibi düşünün. Yani para almıyorum belki ama her gün akşama kadar mesai harcıyorum. Ciddi bir iş. İnsanı yoruyor. Seyir halinde kayıt alırken videoların bir kısmı silinmiş. Veda kısmı silindiği için tekrardan veda ediyorum arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.